Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3 tane basit sihirbazlık numarasının nasıl yapılacağını anlatacağım. Bunları her yerde yapabilirsiniz. Malzemeleri basit ve hazırlık gerektirmiyor. İlk olarak parayı yok etme numarasından başlamak istiyorum. Bu numarada bir gönüllü seçilir veya herhangi birisi, sokaktan biri, bir arkadaşınız olabilir. Ve parayı göstereceksiniz. Bu gerçek bir para değil mi diyeceksiniz. Büyük ihtimalle ya birkaç kere vurur. Genellikle dişini şey yapanlar da olur, dişiyle sıkanlar. Daha sonra gerçek para olduğunu kabul edecek çünkü gerçek bir para. Ve parayı alacaksınız. Avcuma alıyorum ve sana gösteriyorum. Yok oldu. Şimdi numaranın nasıl yapıldığına geçelim. Parayı elinizde bu şekilde tutun, yok etmeden önce. Ve tersten gösteriyorum. Avcunuza alırken parayı bu avcunuza düşürmeye çalışın. Sanki oraya almışsınız gibi gözükecek. Bu elinizi birazcık sallar ve bunu da şu şekilde gösteriyor gibi tutarsanız paranın burada olduğu anlaşılmaz. Yok oldu, para burada. Gayet basit ve eğlenceli numara. Şimdi ikinci bir numaraya geçelim. Bu da eğlenmek için olan bir numara. Sırrınızı anlayabilirler ama dıştan görünüşü çok güzel ve çok eğlenceli. Basit böyle bir stabilo kalem olabilir veya herhangi bir düz çizgili. Çok renkli bir şey olmasın. Kalemi gösterin yine, gerçek kalem olmadığını test etsin karşınızdaki kişi. Ve şöyle yapın. Benim burnumla kulağım arasında düz bir delik var. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir izleme isteği uyandıran bir görüntüsü var. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Kalemi burnunuza sokarken burun deliğinizle kalemin arasına şu iki parmağınızı şu şekilde koyun. Daha sonra bu avcunuzla kalemi şöyle tutup sanki sokuyormuş gibi avcunuzun içine doğru kalemi itin. O gözle baktığınız zaman anlayacaksınız. Avcumun içine girdi. Ve daha sonra kulağımdan da çıkartırken ucunu yakalayıp kalemin çekiyorum. Bu da gayet basit ve etkileyici bir numara. Şimdi son numara ve en çok sevdiğim numara olan tel bükmeye gelelim. Bunu evdeki basit bir ataçtan yaptım. Normal bir atacı düzleştirin. Çok düz olmasına gerek yok ama ne kadar fazla düz olursa o kadar iyi. Bu gösteriyi fazla kişiye yapıyorsanız hepsinin sizin karşınızda oturmasına dikkat edin. Eğer yanlarda oturanlar olursa gösterinizi bozabilirler. Şimdi teli karşınızdaki kişiye verin bir gönüllüye. Ve kontrol etsin. Evet, bu gerçek bir tel desin. Alın ve şöyle yapın. Birazcık daha düzeltiyorum teli. İyice dümdüz olmalı. Şimdi iyice teli yoğunlaş. Yoğunlaş, yoğunlaş. Büküldüğünü düşün. Büküldüğünü düşün. Tebrikler, teli bükmeyi başardın gibi. Şimdi bu numaranın nasıl yapıldığına geçelim. Tel elinizde dümdüzken arkadaşınıza gösterin ve geri aldığınız zaman düzleştiriyorum derken aslında yandan bakıldığı zaman teli yamultuyorsunuz. Yamuk tel önden bakıldığı zaman dümdüz gözüküyor. Elinizdeki düz gözüken yamuk teli bu elinizdeki minik sihirli hareketlerle birlikte baş parmak ve işaret parmağınız sayesinde döndürün şu şekilde. Yavaş yaptığınız zaman sanki tel bükülüyormuş gibi gözükecek. Evet, numaraların sonuna geldik arkadaşlar. Eğer sihirbazlık gösterileri veya sihirbazlık numaralarının açıklanmasına kanalımda görmek istiyorsanız lütfen abone olun ve yorumlara sihirbazlıkla ilgili neler düşündüğünü söyleyin. Eğer istek numaralarınız varsa söyleyebilirsiniz. Ben de bildiğim kadar yardımcı olurum. Herkese iyi günler.